Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alparslan. Bugün sizlerle farklı bir oyunda yine beraberiz. Çok uzun zaman oldu video atmayalı. Biliyorsunuz 8. sınıftayım ve TEOG'a çalışmam lazımdı. Cumartesi günü testlerimi bitirdikten sonra kanalda bir video atayım dedim arkadaşlar. Uzun zamanda video gelmiyordu. Dediğim gibi bunun sebebi de buydu. Yakında büyük bir geniş bir kadroyla tekrar sizin karşınızda olacağız. Ve sandıklarımızı açalım. Arkadaşlar Mobile Legends oyunu gerçekten League of Legends'e benzemiş, ancak şöyle bir güzelliği var. Atıyorum, bir kafeye gittiniz, ailenizle beraber oturuyorsunuz, wifi istediniz ve League of Legends oynamak istiyorsunuz. Bu isteğinizi karşılayacak güzel oyunlardan bir tanesi olduğuna %100 eminim. Çok güzel bir oyun. Yalnız şunu sevmedim. Oyunda acayip derecede lag var. Az sonra göreceksiniz. Kahramanımızı seçelim. Tamam, basalım. Layla adlı kahramanı seçtim arkadaşlar. Şurada oyun size gerekli kostümleri veriyor. İşte diyelim, bu kostümü almak için 254 elmasa ihtiyacınız var. Savaş büyüleri kısmına gelip buradan bunları ayarlayabiliyorsunuz. Ekipman savaşlarında da hasar dayanıklı, hasar ani, hasar hasar orman. Yani şu güzel olmuş. League of Legends'teki gibi çok karmaşık değil. AP'ler, AD'ler falanlar filanlar. Evet arkadaşlar, bu da giriş ekranı. Herkes Türk odada. Bir de şu güzel bir şey olmuş. İstediğin dünyanın her yerindeki oyuncularla girebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Tabii şöyle bir sıkıntısı da var. Oyuna geçince de belli olacak zaten. Şu anda da belli etti. Kendini herkes %100'ken ben %50'yim. Arkadaşlar bunun oyuna yansıması kötü olmuş. Yani atıyorum, adım atıyor. Tam adam öldüreceksiniz. Bir lag giriyor. Bam. Ve arkadaşlar oyunumuz başladı. Şuradan gidelim. Alt koridora gideceğiz. Fiziksel saldırı kılıcında alalım. Bir de arkadaşlar Mobile Legends'te şöyle bir fark var. 3 minyon geliyor sizle beraber. Ve alacağınız eşyalar yan tarafta çıkıyor. Bir kötü tarafı da şey olmuş. Bu yani mesela bakın, şöyle rahat bir şekilde minyonunuzu alıyorsunuz derken savaşa giriştiler. Şunu da aldıktan sonra biz de vuralım. Oo, geliyorlar. Bir vurduktan sonra işte bu biraz kötü olmuş. Yani dediğim gibi, bu adım attığınız zaman çok kasıyor. Şuradan hemen yenilenmeyi bastım. Bizim adam çok agresif oynuyor. Bu bize sıkıntı yaratabilir. Şuradan hemen hançerimizi de alalım. Yolumuza devam edelim diyecektim ki. İşte böyle bir sıkıntımız da var. Geldi, 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 geldi. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Eşyam yok ki alayım ya. İşte aynen bunu demiştim size. Aynen bunu dedim. Yani bir bug giriyor ve 130 MC. Arkadaşlar yazın için çok büyük bir projemiz var. Gerçekten çok büyük. O 282 MC mi? Ne oluyor lan? Düştü, tamam. Sakin ol kocaman. Ve devam ediyoruz arkadaşlar.
Oynamanızı tavsiye ederim. Bedava bir oyun. App Store'dan ve Google'dan indirebilirsiniz. Geri gel artık. Of 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 of. Ne oluyor internete? İnanır mısınız, Wi-Fi yanı başımda. 70 MC oldu. Şimdi şunu aldıktan sonra yanımızdaki herif çok agresif oynuyor. Sıkıntı yaratmaz İnşallah. Ultiyi atsam mı ki? Neyse. Arkadaşlar bir de bu oyunda şöyle bir özelliğimiz daha var. Komutları yandan verebiliyorsunuz. Yani bir tuşa basmanıza gerek yok. Of 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 of. Oradan kill alabilirim. Kill çıkartamadım. Kaç. Kaç kardeş. Şunları öldürdükten sonra bana yakın oynasan tabi ya. Kendi salak gibi giriyor. Ama bize küfür ediyor. Neyse fark etmez. Ne olacak sanki. Yasuo'nun kayıp kız kardeşi bulundu. O neydi be? Anlaşılan bu maçta da fitledik. Neyse artık. Yani bu video zaten oyunu tanıtmak için oldu. Tek sıkıntı lag girdiği zaman oyunun takılması. Bir o sıkıntımız var. Başka bir sıkıntımız yok. Aslında güzel bir oyun. Sevdim, oynamanızı da öneririm. Hatta nickim de Arnold445 ekranda yazdığı gibi. MC oldu. Chat'i kapatamaz mıyım? Dur. İptal. Ne oluyor lan? Kaç şuradan. Titreşim kanalı. Neyse. İptal. Tamam. Şunu şöyle bir vursak. Aslında ultimi atsam o hiçbir şey yapamaz. Çaldı da. Şöyle. Niye kaçtın be manyak? Ben olsam savaşırdım. At ultini. Hadi lan. Hadi. Ah, Allah belanı versin be. Şuradan da böyle bakabiliyorsunuz. Otomatik nişan aldığım için elde nişan alma. Önce en düşük FPS. Buradan da bunları ayarlayabiliyorsunuz. Temel ögeler kısmından da bunları ayarlayabilirsiniz. Bu maçta tek sıkıntımız altın kasamadık. Altın kasamadığımız için eşya alamadık. Eşya alamadığımız için de çabucak öldük. 6. dakikada maç. Muhtemelen. Ulti. Ölmedi mi? Kardeş manyak mısın ya? Nasıl ölmezsin ya? Nasıl ölmedi o ya? Şuradan gidelim. Oradan çalıya girdi, gördüm onu. Orada bak. Onu da alabilirim. O muydu ulti attığım? Şunu alalım. Of. Adım attırmadınız be. Adım attırmadınız kardeş.
Buradan da beraber maç yapabiliriz arkadaşlar. Mobile Legends oyunu. Gerçekten güzel bir oyun. Buradan beraber oynayabiliriz. Dedikten sonra tekrar gidelim. Şu an alt koridorda bir... Neyse ben alt koridora gitmeyeceğim. Yoksa oraya gittiğim zaman öldürüyorlar beni. Of of gördüm ben o. Bastırdılar. Öl artık öl öl Allah'ın belası herif öl. Ben mi öldürdüm? Ölse alsak iyi olurdu. Bir tanesi de orada. Onu da alabilir miyiz? Şunun derdinde belki. Fiziksel saldırı alacağım yine. Kardeş kaç. Kardeş kaç şuradan be. Ya tam fight'e giriyorum. Lag giriyor ya. Tövbe yarabbim tövbe. İşte bu oyunun tek sıkıntısı bu. Kaç defa alacağımız adamı öldüremedik be. Oh. Devam edelim. Zaten fitleyeceğimiz kadar. Hareket hızı alsam ne olur? Bir şey olmaz. Ben şuraya bir şunlardan alayım. Şu üst koridordaki ne yaptı? İşte bu oyunun sıkıntısı o işte. Göremiyorsun herifin ne yaptığını. Kaç kill almış, kaç şey yapmış diye. Of of of. Hebele hübele yani ne oluyor? Lan ne oluyor? Adam beni öldürüyor benim haberim yok. Neyse artık. Ulan oldu zaten. Birazdan da maç biter büyük ihtimal. İşte böyle bir oyun arkadaşlar. Oyun güzel bir oyun. Fitlemezseniz benim gibi. Daha da eğlenebilirsiniz tabii ki de. Yani atıyorum bir kafeye gittiniz, bir yere gittiniz. Hadi, hadi be. Bunu çalayım bari. Çaldır bana. Red'de de basalım. Yazılımda bari kill falan kasarız. Heh. Harika. Ne oluyor lan? O herif orada. Hadi be. 6. 3. Nerede o şerefsiz? Kaçtı ya. Manyak mısın nesin ya? Tamam sakinleş. Sakinleş yavrum. Sakinleş. Tamam. Şuna sataşsak. Ne olur olmaz ya. Alt koridora gelmiş tekrar. Şimdi ben buradan vuruş yapıp kaçacağım. Kilim alır kaçar. Şöyle gelirsem reddet kardeş. Ne yapıyor bunlar?
Base'e gitti ha. Oha. Tek attı lan. What the fuck is that? Tek attı herif. Herif tek attı ya. Neyse işte öyle yani. Dediğim gibi beni grafitlemezseniz çok güzel de bir oyun oynamayacak kadar değil. Mesela internetiniz de benim gibi kötü değilse, aslında internet kötü değil de giren çok. İnternete giren çok olduğu için ondan dolayı böyle oluyor. Şöyle gitsem nasıl olur? RAM, RAM, RAM. 100. Şu chat'i kapatamadım, bir onu yorumlara yazarsanız sevinirim. Onun niye ateş ediyorsun? Of, what the? Bu oyun cici oldu da yani diğerlerine göre kötü tabii. Niye iyi olsun sanki? Takım gibi. Neyse. Burayı sansürlerim inşallah. Bir oyun için bence değmez böyle küfür etmek. Ha, benim gibi fit bir oyun. Ya aa! Ya nereye atış ediyorsun sen? Ya ne yapıyorsun kardeş? İnternet başladı beni yine sinir etmeye ve bir kill almışım, nereden almışım haberim yok. Bir internetin dibindeyim ya, yapma gözünü seveyim. Bir saniye. What the? Yanlışlıkla başka bir yere açtın. Ne güzel bir yermiş. Neyse biz bir de buradan bakalım. Karakter çevresi. Gölge. İşte kamera yüksekliği, titreşim, renk körü modu, hasar metni. İşte onlar. Grafikleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabletim fena olduğu için. Yani fena değil diyecektim. Fena yani. Fenadan da kötü. Allah belasını versin. Bak şuna. Tek attılar ya. Ama adım atsaydım bari be. İşte böyle. Yani fitlemezseniz yenirsiniz. Bir de internetiniz güzel olması lazım tabi. Defeat yazdı ve yenildiğimizi anlattı. Oyun böyle arkadaşlar. Oyun sonu ekranı da göstereyim size. Savaş derecesi, Allah belanı versin savaş derecesinde. Kabul ete basalım. Buradan en oyunun en sonunda da skorları görebiliyorsunuz. Leonidas benden daha kötüymüş. Gerçi oyunda sondan birinci de benim aslında. Son kill alan. Aa, şu Kabil 628 zaten MVP'ymiş. En yüksek derecede zaten MVP. Böyle bir arkadaşlar oyun. Kaydı saklaya da basabilirsiniz. Facebook'tan paylaşabilirsiniz. Bir oyun daha da oynayabilirsiniz. Şuradan bilgiye basarsanız ne oluyor? Ha, hasar puanı falan veriyor. Kahraman hasarı kırmızı olarak gösterilenlerde, kule hasarı sarı olarak gösterilen, alınan hasarlarda yine mavilerle gösteriliyor. Şunu kapatalım ve yanlarda da arkadaşlar şu adı neydi onun? Yanlarda da yeşil olan yerleri bastığınız zaman da o kişilerle arkadaşlık edebiliyorsunuz. Arkadaşlar tabi bu oyunu oynadıkça en üst yukarıda savaş puanı veriyor size. Bu savaş puanı ile beraber şu marketten istediğinizi alabiliyorsunuz. Şu daha demin gördüğünüz gibi savaşta da madalya kazanıyorsunuz.
Madalya kazandıkça da madalya sandığı açabiliyorsunuz. Bedava sandıklar falan filan peşmekan. Şunları da teker teker göstereyim. Kilidi aça basalım. Neymiş? Savaş modundayken savaşa girmek için kavramı. Ha, tamam. Bunlar da işte ürünler diyeyim size. Bunlar da işte ürünler arkadaşlar. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kahramanlara gelecek olursak da işte burada da bütün kahramanları gösterebiliyor size oyun. Hepsi tanklar, tank savaşçı, suikastçı, büyücü, işte nişancı. Nişancılarla oynuyoruz biz. Destekte de Lolita varmış. Ana ekranımız bu. Çantaya geldiğimiz zaman da yapboz parçaları veriyor size. Bu yapboz parçalarını birleştirdikleri de çeşitli hediyeler alabiliyorsunuz arkadaşlar. Markete geldiğiniz zaman da marketten kostüm olsun, kahraman olsun, parçalar olsun her şeyi temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın.